imtihanlarında da hangi yaş grubunda ne tür imtihanlar var, imtihanların sebepleri nelerdir, bunlara dair çalışmalarımız var. Bu çalışmayı da buna dahil ederek, aynı zamanda kadın cinayetleri çalışmasına birleştirerek. Ne kadar oldu dediğiniz ne? Bir yıl sürdü yaklaşık. 50 katı. 50. Siz bunu şey olarak mı yazıyorsunuz? Öfsan Hanım'ın Celam Hanım'ın. Bunun şimdi kitabını yazıyorum bir tane. Kadınlar. Temel olarak baktığımız zaman mevcut durumda her 5 evlilikten bir tanesi boşanmayla sonuçlanıyor. Aynı zamanda da boşanma sürecinde %60'ı boşanmaların evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşiyor. Bu bağlamda boşanma sebeplerine genel olarak baktığımız zaman ilk olarak işte eşlerin birbirine karşı ilgisiz ve sorumsuzluğu, işte daha sonrasında kişinin aile bağları, evlilik kurumuna dair sorumsuzlukları, üçüncü olarak aile müdahalesi, yani kadın ve erkeğe anne babalarının, işte kayınvalide kayınpederlerin müdahalesi ve daha sonrasında da boşanma, şiddet, aldatma gibi etkenlerin, boşanma üzerine etkilerin olduğunu düşünüyoruz sıralama olarak. Bu bağlamda en dikkat çekici husus bizim için aile müdahaleleri oldu. Aileler iki farklı şekilde evliliklere müdahale ediyorlar. Bunlardan ilki ekonomik rekabet, ikincisi de kültürel rekabet. Ekonomik olarak şu anda evliliklerde bir tüketim algısı, tüketim toplumu envanteri olarak gençlerin bir evlilik biçimi değil de bir rekabet unsuru olarak karşı karşıya getirildiklerini görüyoruz. Evlilik ve aile kurumundan bizim anladığımız şey aslında çiftlerin bir yuva kurması, ailelerin de bu anlamda destek olması anlamında bir tarihsel gelişim bulunmakta. Ancak şu anda gördüğümüz süreçte kadın ve erkeğin aileleri bir rekabet unsuru olarak işte gerek evlenme ritüelleri, evlenme biçimi, evlenme şekilleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturduklarını görüyoruz. Diğer taraftan bir de ataerkil iktidar ilişkileri bağlamında bir rekabet söz konusu. Bu bağlamda da kadın ve erkeğin üzerinde kayınvalide, kayınpederinin bir iktidar algısını devam ettirme süreci var. Bu noktada kadınlar daha çok etkin olduğunu görüyoruz. Kayınvalide oğlunun iktidarını sürdürmesi için gelin üzerine bir baskı uyguluyor. Bu baskı da aslında ataerkil iktidar ilişkilerinin bir yansıması olarak evliliklerin sonlanmasına yol açıyor. Bir de şuna değinmek gerekiyor. Evliliklerde, yani boşanmalar dikkatimizi çeken bir unsur kaçarak evlenmeler. Kaçarak evlenmelerde boşanmaların çok yaygın olduğunu, diğer evlilik türlerine göre çok yaygın olduğunu ve bunun yanında da şiddet ve cinayet eğilimlerine çok yol açtığı görülmekte. Çünkü kaçarak evlenildikten sonra aileler çocuklarının işte herhangi bir şekilde destek olmadıkları ve işte onların sorunlarında yanlarında olmadıkları için gençler de onların herhangi bir durumda onların yanına geri dönemiyorlar. Bu bağlamda da şiddet kaçırılmaz oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Modern toplumda artık biraz daha evlilikler bir sunuma, bir gösterişe dönüşmekte. Az önce bahsettiğim aslında ekonomik rekabet de bununla alakalı bir şey. Eskiden gelinlik kız evlendiği zaman işte çeyizini, bohçasını veya arkadaşlarına gösterirdi, şey yapardı. Bu bir aslında kendi gösterişi, kendi sunumuydu. Ama artık sosyal medya, internet ve benzeri aracılarla birlikte artık sosyal çevresinde değil de tüm Türkiye, belki tüm insanlar, herkese işte kendisini takip eden, kendisini izleyen kim varsa onlara artık gösteriş peşinde. Bu bağlamda evlilik bir aile kurumu olmaktan ziyade artık bir sunum göstergesi haline geliyor. Bu bağlamda da bu gösterişte yetersiz olmak ya da kadının yetersiz bulması ya da işte kendini yeterince iyi ifade edememesi bu anlamda uyumsuzluklara, çarpıtmalara, çatışmalara ve doğal olarak da boşanmalara yol açıyor. Yani sosyal medyanın ciddi bir etkisi var. Gösterişin, tüketimin ciddi bir etkisi var. Burçları etkisine de değindik. Yani burç dediğimiz şey aslında magazinel boyutuyla değil de daha çok insanlar arasındaki uyum, kadın ve erkek arasındaki uyum, mizaç, karakter, bunların aslında evlilik bağlamında ilişkisi ya da bir etkisi var mı diye baktık. 4'te 3'ü boşanan kadınların bizim yaptığımız çalışmada 4'te 3'ü uyumsuz burçlardan oluşmakta. Bununla aslında bizim kastımız ne? Bir örnekle açıklayayım. Yani bir karakter düşünün. Daha hareketli, risk almayı seven ya da işte
daha böyle rahat yaşayan bir insanı düşünün. Diğer karşısında da biraz daha temkinli, dikkatli ya da işte çok planlı yaşayan bir insan düşünürsek ikisi arasında bir anlaşmazlık sezileceği belli. Yani aldığı kararlar noktasında işte ortak zevkleri, ortak çalışması, işte eylemleri bakımında farklılıklar göz önüne çıkıyor. Bu farklılıklar zamanla uyumsuzluğa yol açıyor. Uyumsuzluklar da ortaya çıkan sorunlara direnme noktasında çiftleri yetersiz kılıyor. Bu yetersiz kılma nihayetinde boşanmalar yol açıyor. Biz zaten görüyoruz ki boşanmalar tek bir sebepten değil de birikerek gelişen sebeplerden oluşmuş. 5-6 tane erkek bulduk fakat şey yapmadım. Yani konuşmak istemiyorum. Biz sadece kadınları aldık. Hazır böyleyken diğer çalışmalar da gösterebiliriz.